100 eser. Babalar ve oğullar. Ivan Sergeyevich Turgenev. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Çağdaşları arasında dilimize ilk çevrilen Rus yazar olan Ivan Sergeyevich Turgenev'in en çok ses getiren romanı Babalar ve Oğulları incelemeye çalışacağız bugün. 19. yüzyıl Rus edebiyatında gerçekçi akımın en başarılı temsilcilerinden olan Turgenev 28 Aralık 1818'de zengin ve soylu bir ailenin oğlu olarak Orel'de doğar. Baskılı bir aile ortamında yetişen Turgenev'in ruhunu, kendisini çok seven ama gaddarlığı ve acımasızlığıyla ünlü annesi Varvara'nın yaptıkları yaralar. Yazarın birçok eserinde çizdiği kötücül kadın karakterleri buradan doğar. Eğitimini tamamlayan Turgenev, 1842 yılında annesinin isteği üzerine İçişleri Bakanlığına memur olarak girer. Kendisinden beklenen iyi bir memur olmasıdır. Ancak başaramaz. Edebiyat çalışmalarına çok yönlü bir eğitim alarak ve Avrupa'nın en iyi edebiyatçılarıyla tanışıp içinde yaşadığı dönemin felsefesini benimsemiş bir aydın olarak başlayan Turgenev'in düz yazı türündeki ilk eseri 1843 yılında yayımlanan İhtiyatsızlık adlı oyunudur. Turgenev, yeni eserleri için köy yaşamını, köylülerin ihtiyaçlarını, sıkıntı ve acılarını gözlemlemeye başlar. Derebeylerin ve köylülerin yaşantılarını ve içinde bulundukları dönemi başarıyla aktardığı 25 öyküden oluşan eseri Avcı'nın Notları başlığıyla yayınlanır. İyi bir memur olamadığı için kendisini reddedip mali desteğini çeken annesi 1850 yılında geride büyük bir miras bırakarak ölür. Böylece yazarımızın parasal sıkıntıları son bulur. Turgenev kendisine miras kalan hizmetkarlarından ve 2000 toprak kölesinden özgür olmak isteyenleri serbest bırakır. Bununla yetinmeyip mülklerinin beşte birini köylülerine bağışlar. Ivan Sergeyeviç Turgenev, gerek Rus gerek dünya edebiyatında klasik yazarlar arasına sokan romanları, Rusya'da feodal dönemin yıkılmaya yüz tuttuğu tarihsel bir zeminde oluşur. Yazıldıkları dönemin güncel ve sosyal konularını içeren eserler yazan Turgenev, ilk romanı Rudin'i 1856'da, arkasından Asya, Soylu Yuvası, Arife ve İlk Aşk adlı romanlarını peş peşe yayımlatır. Yazara Rus edebiyat dünyasında üstün bir başarı sağlayan Babalar ve Oğullar adlı eseri, 1862'de bir dergide yayımlanır. Roman birbirine zıt eleştiriler alır. Bir kısım eleştirmen genç kuşaklara karşı yazılıp yaşlı kuşağın övüldüğünü ileri sürerken, bir diğer grup, romanda nihilizmin yüceltildiğini söyleyip yerden yere vurur. Genç kuşak da Turgenev'i sert bir dille eleştirip, daha önce kölelik kanununun yıkıcısı olarak gördükleri yazarı, özgürlük davasına ihanetle suçlarlar. Bütün bu tartışmalar Turgenev'i incitir, edebiyattan uzaklaşmayı düşündürür. 1864'te yayımladığı Yeter adlı eserinde bu duygularını dile getirir. Zamanın eskitemediği Babalar ve Oğullar romanı, Turgenev'in en olgun ve en değerli eseridir. Eleştirilerden usanıp edebiyattan uzak kalacağını söylemesine rağmen 1866'da Duman, 10 yıl sonra da Nov yayımlanır. Nov, Turgenev'in son romanıdır. 22 Ağustos 1883 yılında Paris yakınlarında bir köyde kanserden ölünceye kadar yalnızca öyküler yazar. Hastalanınca dikte ettirerek yazdırdığı anıları denizdeki yangın başlığıyla basılır. Turgenev gerçekçi olmaya çalıştığını, o dönemin gerçeklerini vermeye çabaladığını ama babalara da çattığını söyler. Şair arkadaşı Suluçevski'ye yazdığı mektubun bir bölümünü romanın bütünüyle soylulara karşı yazılmıştır. Romanımın başlıca kişilerinden olan Nikolay Petrovic'e, Pavel Petrovic'e, Arkadiye yani Kirsanovlara bakınız. Bunların hepsi de zayıf ve solgun birer tip olarak canlandırılmıştır. Soylular arasında en iyi örnekleri seçmeme sebep de estetik duygularımdır. Maksadım okurlara kaymak böyle olursa sütün ne olacağını artık siz düşünün demektir. Bu örnekler en iyi soylu örnekleridir ama yetersiz. Bundan da anlaşıldığı gibi Babalar ve Oğullar romanı iki kuşak arasındaki çelişmeyi, daha doğrusu yazarımızın ileri sürdüğü gibi liberal soylularla demokrat aydınlar arasındaki görüş ayrılığını ve mücadeleyi anlatmak için yazılmıştır. 1859 yılı 20 Mayıs'ında sırtında tozlu bir pelerin ayağında damalı pantolon, 40 yaşlarında başı açık bir beyefendi yolun üzerindeki yolcu hanının alçak basamağına çıktı. Tombul yüzünde beyaz tüyler olan, küçük gözleriyle donuk donuk bakan genç uşağına sordu. E ee Piotr, görünürde kimse yok mu? Kulağındaki zümrüt küpeden, biryantinli saçlarına kadar, her yönüyle kendini kusursuz sayan yeni kuşaktan olduğu belli uçak, çevresini küçümseyen bir tavırla uzayıp giden yola baktı. Kimse yok efendim dedi. Beyefendi kimse yok ha diye sordu tekrar. Uşak yine yok efendim diye cevap verdi. Beyefendi içini çekerek bir sıraya oturdu. Ayaklarını altında toplayarak düşünceli bir biçimde çevresine bakına dursun. Biz de bu arada kendisini size tanıtalım. Adı Nikolay Petrovich Kirsanov'dur. Yolcu hanından 15 mil ileride 200 canlık güzel bir evi var. Babalar ve Oğullar romanı, Turgenev'in diğer eserlerinde olduğu gibi bir sahneyle açılır, sonra kişiler hakkında biyografik denecek kadar ayrıntılı bilgiler verilerek devam eder romanında geçen tüm karakterler için aynı yöntemi uygular. Romanı okumaya devam edelim. Nikolay Petrovic Kirsanov'un üniversiteyi bitirip köye dönen oğlu Arkady, yanında arkadaşı Bazarov'la birlikte gelir. Davetsiz misafiri görünce Kirsanov şaşırır ama belli etmez. Baba bütün sevincine rağmen tedirgindir. Evlilik dışı bir ilişkiden bir oğlu daha vardır ve ana oğul çiftlikte yaşamaktadır. Ama Akadî bunu bilmemektedir. Nikolay'ın kardeşi Pavel Petrovich de emekliye ayrılıp çiftliğe yerleşmiştir. Baba oğul bir arabaya, Bazarov diğer arabaya binerler. Nikolay köy ve çiftlikle ilgili bilgiler verir oğluna. Ölen karısının adını verdiği Mariyuno çiftliğine varıncaya kadar konuşurlar. Sonunda üniversiteyi bitirdin ve evimize döndün oğlum. Amcam nasıl? İyi. Seni Marino'da karşılamayı tercih ettim. Çok bekledin mi burada? Evet beş saate yakın. Sana çok güzel bir hat hazırlattım. Odanın duvar kağıtlarını da yenilettim. Teşekkür ederim. Pazarov'un kalacağı bir oda var mı? Tabii. Ona da bir oda buluruz. Babacım ona karşı iyi davranmanızı rica edeceğim. Benim için önemli bir arkadaş. Yeni mi tanıştınız? Evet. Ne işle uğraşıyor? Asıl konusu doğal bilimler. Her konuda bilgisi var. İleride doktor olacak. Konuşmaları sürerken arkadaki arabadan Bazarov kibrit ister, arka diye de bir pro gönderir. Yakılan pronun kokusu ve dumanından başka hayatında hiç tütün kullanmayan Nikola'yı Arkadi'nin Pro içiyor olması rahatsız eder. Arkadideki değişikliği çiftliğe geldiklerinde amcası Pavel de fark eder. Tanıştırıldığı andan başlayarak Pavel, Bazarov'dan hoşlanmaz. Bazarov da onu küçük görür. Her vesileyle tartışırlar. Bazarov geri kafalı, romantik ve züppe olarak gördüğü Pavel'le konuşmak yerine çiftlik çalışanları ile yakınlaşır. Çevrede bulduğu küçük bir gölde kurbağalar ve böcekler toplar zamanını onları incelemekle geçirir. Nikolay bir yandan çiftliğin sorunlarıyla uğraşırken öte yandan oğluna anlatamadığı sırrın rahatsızlığını yaşar. Bir sabah kahvaltı ettikleri sırada Arkadi konuyu açar. Kendileriyle aynı evde yaşayan Feniçka'nın neden aralarına katılmadığını sorduğunda bunun konumundan kaynaklanan utanç olduğunu anlar. Kimsenin onu engellemesine fırsat vermeden Fenichka'yı çağırmaya gider. <laughs> Baba, tanıştık onunla. Biraz hastaymış ama yarın aramıza katılacak. Bir kardeşim olduğunu neden söylemedin? Ee, şey... Söylemiş olsaydın onu daha önce sarılıp öperdim. Kutlarım baba. Hmm, ne o? Yine mi kucaklaşıyorsunuz? Niye şaşırıyorsun ki? Bunca yıldır arka değil, sevgili arkaşamı bekledim. Ona bakmaya doyamıyorum. <laughs> Şaşmıyorum. Ben de ona sarılmak istiyorum. <laughs> Kahvaltıya oturalım mı? Yeni arkadaşın nerede? Evden çıkıp bir yerlere gitmiştir. En iyisi onu rahat bırakmak. Resmiyetten hiç hoşlanmaz. Orası öyle. Halinden belli. Burada ne kadar kalacak? Ne kadar isterse. Peki. Bay Bazarov kimdir? Kim mi? Amcacım demek onun nasıl bir insan olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Lütfen sevgili yeğenim. Bazarov nihilisttir. Bazarov nihilisttir. Benim bildiğime göre bu söz hiç anlamına gelen nihil sözcüğünden türemiştir. Demek ki bu söz hiçbir şeyi kabul etmeyen insan anlamına geliyor. Yani hiçbir şeye saygısı olmayan insan dersen daha doğru olur. Bazarov çevresinde olup bitenlere eleştirici bir gözle bakar. <laughs> bu sanki benim söylediğim sözün aynısı değil mi? Hayır aynı değil nihilist, hiçbir otorite önünde boyun eğmeyen, ne kadar saygı değer olursa olsun hiçbir prensibe inanmayan adam demek. İyi mi yani bu? İnsandan insana değişir amcacım. Kimine göre iyi, kimine göre kötüdür. Pavel Petrovich Kirsanov, kardeşi Nikolay gibi iyi eğitim almış, bilgili, zarif ve yakışıklı bir beyefendidir. Eski bir gönül acısını unutmak ve bir aile içinde yaşamak üzere köyüne döner. Feniçka'yı ölen sevgilisine benzetip onun için farklı duygular besler. Bazarov'un her şeyle ve herkese alay etmesi Arkadi'yi öfkelendirse de belli etmemeye çalışır. Günler böyle akıp geçer. Bazarov kurbağaları kesip biçerken Arkadi babasına çiftlik işlerinde yardım etmeye çalışır. Feniçka'nın utangaçlığı geçer ve aralarına karışır. Pavel, Bazarov'un Feniçka ile görüşmesinden pek hoşlanmaz. Nefreti daha da artar. Arkadi, Bazarov'un etkisinde kalarak babasının zevklerine, örneğin Pushkin'in eserlerini okumasına karşı çıkar ve ona bilimsel bir kitap verir. Nikolay üzülür. İşte böyle kardeşim. Bazarov her ikimizin de çağ dışı kaldığımızı söyledi Arkadiye. Belki de haklı. Ama bir tek konuda üzülüyorum. Arkadi ile yakın arkadaş olacağımızı düşünmüştüm. Ben eskilerde kalmışım. O çağı yakalamış, ileri gitmiş. Artık birbirimizi anlama şansımız yok. Peki neden o ileri gitmiş diyorsun? Onun bizden farkı ne? Bütün bunları kafasına o nihilist, o doktor bozuntusu sokmuş. Ondan nefret ediyorum. Bence şarlatanın biri o. Eminim ki o kurbağaları ile fizikte de ileri gidememiştir. Öyle söyleme. Nazarov hem akıllı hem de işini bilen bir insan. Hem kendini beğenmiş hem de ukala. Bugün oturmuş Puşkin'in çingenelerini okurken Arkadi odama geldi. Ee. Yüzünde şefkatli ve acıyan bir ifadeyle sanki bir çocuğun elinden alıyormuş gibi elimdekini alıp önüme Almanca yazılmış bu kitabı koydu. <laughs> Puşkin'i de alıp gitti. Bakayım. Hmm. Anlaşılan arka seni yetiştirmeye uğraşıyor. Neyi hatırladım biliyor musun? Hayır. Bir gün annemle kavga etmiştim. Annem bana bağırıyor, beni dinlemek istemiyordu. O zaman ona, siz beni anlayamazsınız, biz iki ayrı kuşaklarınız demiştim. Annem bana çok kötü bir şekilde kırılmıştı. Bense, e ee, ne yapalım, bu belki acı bir hap ama bunu yutması gerekiyor diye düşünmüştüm. İşte sıra bize geldi. Bizim çocuklarımız da şimdi siz bizim kuşaktan değilsiniz. Yutun bakalım hapı diyebilirler. Çiftlikte sürekli elektrikli bir hava yaşanır. Her konuda tartışılır. Sanat, insanlar, hayat, soyluluk, akla gelen her konu Pavel ve Bazarov arasında tartışma nedendir. Sesler yükselir. Bir gün Kirsanovlara bir davet diye gelir. Pavel ve Nikolay gitmek istemezler. Ama Bazarov böyle bir gezinin eğlenceli olacağını düşünür, Arkadide kabul eder. İki arkadaş çiftlikten ayrılırlar. Gittikleri şehirde Bazarov'un hayranı olan Sitnikov'la karşılaşırlar. Birlikte gezilere çıkarlar. Sitnikov, Kirsanovları çağıran kişinin onuruna verilen baloda onları Anna Odinstova ile tanıştırır. Anna Kirsanovları tanıdığını, daha doğrusu annesiyle Arkadin'in annesinin arkadaş olduklarını, hatta mektuplaştıklarını söyler. Arkadi ve Bazarov ondan etkilenirler. Özellikle Arkadi aşık olduğunu düşünür. Anna da gençlerden hoşlanır. Çiftliğine davet eder her ikisini. Bazarov'un reddettiği konular içinde aşk da vardır. Buna rağmen balo sonrası Anna'nın evine giderler. Anna, teyzesi ve kız kardeşi Katya ile birlikte yaşayan 26 yaşlarında zengin bir duldur. Evine geldikleri süre içinde sürekli Bazarov'la ilgilenir. Arkadiye karşı nazik ve mesafeli davranır. Arkadi çoğu kez zamanını Katya ile geçirir. Aslında iki genç çok iyi anlaşmaktadırlar. Romantizmi, aşkı reddeden Bazarov zor durumdadır. Anna ile arasında tuhaf bir ilişki gelişir. Bir gece Bazarov aşkını itiraf ettiğinde Anna karşı koyar. Bunun üzerine Bazarov oradan uzaklaşmak ister. Kendi evine gidecektir. Ne olduğunu anlayamayan Arkadide de ona katılmak zorunda kalır. Bazarov'un evine yapılan ziyaret uzun sürmez. Bazarov'un sıkıntıdan içi bunalmakta, baba evinde çalışamadığından şikayet etmektedir. Sonunda iki arkadaş, Mariyuno'ya dönmeye karar verirler. Çiftlikte sevinçle karşılanırlar. Pavel bile sevinmiş gibidir. Arkadi ise, Anna'dan duyduğu annesine ait mektupların peşindedir. Babasını sorlar, ararlar, tavan arasında birkaç mektup bulurlar. Arkadi, Anna'nın evine yeniden gitmek için geçerli bir neden bir bahane bulmuştur. Arkadi'nin yokluğunda Bazarov çalışmalarına devam eder. Arkadi'nin neden gittiğini bilmekte ama umursamamaktadır. Çiftlik halkı onu benimsemiştir. Yalnız yumuşamış görünse de Pavel'in nefreti devam eder. Pavel, eski sevgilisine benzettiği Fenichka ile Bazarov'un yakınlaşmasından hoşlanmaz ve onları izlemeye başlar. Arkadi ise Anna'nın evinde mutludur. Anna'ya değil, Katya'ya aşık olduğunu anlamanın getirdiği bir mutluluk yaşar. Sonunda Pavel Petrovich Kirsano, Bazarov'u Feniçka'yı öperken görür. İki saat sonra Bazarov'un odasına gelir. Sözü fazla uzatmadan onu duello'ya davet eder. Bazarov anlayamaz, şaşırır. Nedenini sorar. Pavel söylemek istemez. Ertesi günü erken saatte koruluğun arkasında on adımdan tabancayla vuruşma kararı alırlar düello gerçekten yapılıyor mu diye merak edenler vardı. E onu öğrenmek için kitabın okunması gerekiyor. Turgenev'i tanımak, onun Babalar ve Oğullar adlı romanının tadına varmak isteyen, bugün aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.